Zeynep bir gün genetikçi olacak ve hücrelerin yaşlanması üzerine çalışacak. Chloe ise bir astrofizikçi olarak kara delikler hakkında inanılmaz keşifler yapacak. Maylin astronot olacak. Ve Yasmin bir Nobel ödülü kazanacak. Ama henüz hangisi olduğunu bilmiyoruz. L'Oréal ve UNESCO 20 yıldır bilim kadınlarının yanında. Herkese merhabalar. Bugün bir araya geldik çünkü dünyanın bilime, bilimin de kadınlara ihtiyacı var. Evet, L'Oréal Türkiye ve UNESCO işbirliğiyle bu yıl 16. kez hayata geçirilen bilim kadınları için ödül törenimize hepiniz hoş geldiniz. Kurucusu bir kimyager olan Eugen Schüller tarafından temelleri atıldığı günden bugüne bir asırdan fazla süredir L'Oréal tüm dünyada kadın ve erkeklerin hayatlarını güzelliklerle değiştirmek için çalışıyor ve güzelliğe olan tutkusunu bilimin yenilikçi gücüyle pekiştiriyor. Çünkü bilim L'Oréal'in DNA'sında var. Çünkü L'Oréal güzelliğin hayatları değiştirme gücüne yürekten inanıyor. Bugün heyecanınız ve pozitif enerjinizle doldurduğunuz bu özel mekanda sizlerle bir araya gelmemizin son derece anlamlı bir hedefi var. Bugün hep beraber tüm dünyada 20 ve Türkiye'de 16 yıldır başarıyla devam eden bilim kadınları için programının ödül töreninin heyecanını paylaşacağız. Bugün hep beraber bir kez daha bilimde kadınların varlığını destekleyecek ve bilimde cinsiyet eşitliğinin önemini vurgulayacağız. Birbirinden değerli projeleriyle hayatlarımızı değiştirmeye hazırlanan genç ve yetenekli bilim kadınlarımızın çalışmalarını taçlandıracağız. Güzelliğin ve bilimin buluşmasına bir kez daha hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, sizlere bu arada küçük de bir sır vermek istiyorum. Bugün aramızda en az bilim kadınlarımız kadar heyecanlı biri daha var. Kendisi L'Oréal Türkiye'nin çok yakın zaman önce görevine başlayan ülke genel müdürü Sayın Laurent Dufier. Bugün onun için de büyük bir gün. Çünkü böylesine etkileyici bir atmosferde böyle kıymetli bir sosyal sorumluluk projesinin sunumu için kendisini ilk kez Türkiye'de sahnede izleyeceğiz. Ben de buradan hem kendi heyecanımı paylaşıyorum hem de kendi heyecanını, onun heyecanını hissedebiliyorum. Evet, şimdi alkışlarınızla bu güzel heyecanı ve bugünün büyük gururunu kendisiyle paylaşarak Sayın Laurent Dufier'i sahneye davet ediyorum. Monsieur Laurent Dufier, we would like to have you on stage, please. Welcome. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Laurent Dufier. Ben L'Oréal Türkiye yeni genel müdürü. Pardon. I will stop here. That's it for me for the moment. So, dear guests, dear President of L'Oréal of UNESCO Turkey National Commission, for Women in Surgery and Fellows, welcome. Dear journalists, dear scientists, dear academicians, partners, employees, and not forgetting this year, university students who are with us for the first time. A warm welcome to the 16th ceremony of L'Oréal UNESCO for Women in Science program in Turkey. This afternoon, in this beautiful venue, we all share the same common love, the love of science. Değerli konuklar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Profesör Öcal Oğuz ve Bilim Kadınları için programının değerli jüri üyeleri. Değerli basın mensupları, akademisyenler, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve bu sene ilk defa bizimle olan üniversite öğrencilerimiz. L'Oréal UNESCO Bilim Kadınları için programının 16. seremonisine hoş geldiniz.
Bu öğleden sonra bu tarihi mekanda ortak bir aşkla bulunuyoruz, bilim aşkı. For almost 110 years, science has been in our DNA at L'Oréal. After all, the founder of the company was a scientist. Eugène Schueller was even a chemist. Beauty is our passion, and our core values are based around innovation, entrepreneurship, open-mindedness, excellence, and also a sense of responsibility. Yaklaşık 110 yıldır L'Oréal olarak bilim bizden DNA'mızda, bilim bizim DNA'mızda bulunmaktı. Şirketimizin kurucusu Eugène Schueller bir bilim insanıydı. Güzellik her zaman bizim tutkumuz oldu ve ana değerlerimiz inovasyon, girişimci ruh, açık fikirlilik, mükemmellik ve sorumluluk üzerine kuruldu. Today we have 3,870 scientists working at L'Oréal. Half of them being women from 60 different nationalities and we 30 different disciplines. Bu arada L'Oréal'de bugün 60 milletten 30 farklı disiplinden 3870 bilim insanı çalışıyor ve bunların yarısı kadın. L'Oréal is a company which places high value on excellence and gender equality. L'Oréal bilimsel mükemmelliğe ve cinsiyet eşitliğine büyük önem veren bir organizasyon. So that's why with this passion for science, L'Oréal established 20 years ago the For Women in Science program to empower women in science, recognize scientific excellence, and help talented women scientists to get the recognition they should have. Bu tutkuyla bilim kadınlarına destek olmak, bilimsel mükemmelliği ödüllendirmek ve yetenekli bilim kadınlarına hak ettikleri değeri vermek üzere L'Oréal 1998 yılında bilim kadınları için programını başlattı. And of course, to fulfill this ambition, we needed the best partner. So we are proud to partner since 20 years with UNESCO and 16 years already in Turkey. Elbette bu hedefimize ulaşmak için bilim ve toplum konusunda bizimle aynı vizyonu paylaşan en iyi ortağı bulmamız gerekiyordu ve UNESCO ile global olarak 20 yıldır ve Türkiye'de de 16 yıldır bu projeyi yürütüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Together with UNESCO, so far we have supported 3,214 women to date, 102 laureates and 3,022 fellowships globally. UNESCO ile bugüne kadar global olarak 3214 bilim kadınına destek olduk. 102 duayen bilim kadını ve 3022 genç bilim kadınını onurlandırdık. Only in Turkey we have supported 94 fellows so far, including this year. Türkiye'de ise bu yıl dahil olmak üzere 94 bursiyerimiz oldu. We had one laureate in 2003, Professor Ayşe Ersan. This is an award that is given only to 5 women, one in each continent. Türkiye'den 2003 yılında Profesör Ayşe Erzan duayen bilim kadını ödülü aldı. Bu ödül her yıl 5 kıtayı temsil edecek şekilde sadece 5 seçkin bilim kadınına veriliyor. We also had 3 international rising talents from the international competitions in 2014, 2017 and 2018. Ve yine unutmadan Türkiye'den 2014, 2017 ve 2018 yıllarında 3 de uluslararası yükselen yetenek çıktı. And we have the pleasure to have with us tonight our rising talent of this year, Associate Professor Duygu Sağ. Bu yıl uluslararası yükselen yetenek ödülünü Doçent Doktor Duygu Sağ bugün bizimle deneyimlerini anlatarak paylaşacak. Kendisi bu ödülü alan kişi oldu. She will share a positive experience soon with us. Çok yakında bizimle olumlu deneyimlerini paylaşacak kendisi. So now some good news. So finally, are we doing this all for something? The answer is yes. Since we started the program, there is plus 12% of women entering scientific research. Yine bugün bilimsel araştırma yapan veya bilimle ilgili meslekleri tercih eden kadınların sayısı %12 artmış bulunuyor. Today, 28% of women in the world are women scientists, and in Turkey it's 36%, so even better. Dünyadaki bilim araştırmacılarının %28'i bugün kadın. Türkiye'de bu rakam %36, yani dünya ortalamasının da üzerinde. But we still have a long way to go. Only 3% of Nobel Prize today have been given to women. That's not enough. Yine de kat edecek çok yolumuz var. Şu anda bilim alanında Nobel ödülü alanların sadece %3'ü kadın. Bu yetersiz. But at the end, let's reflect 2 minutes. Why do we think that women need to be encouraged and supported in science? Peki, şimdi şunu düşünelim. Neden bilim alanında daha fazla kadın olması için kadınların teşvik edilmesi gerekiyor?
Let's see maybe what happens when women are not empowered in science. Bakalım kadınlar teşvik edilmediği zaman neler oluyor? Take this research, for example, on the usage of aspirin. It's been done on 22,000 men and not a single woman. And this, as a consequence, does not enable to adapt the treatment for the woman. Örneğin kalp krizi riskini azaltmak için aspirin kullanımıyla ilgili son dönemde yapılan bir araştırma 22 bin erkek üzerinde yürütüldü ve aralarında hiçbir kadın yoktu. Bu da kadınlar açısından yanlış uygulamalara yol açıyor. Research also proved that artificial intelligence, which is so important today, in that case, when database associates women with stereotypes like chores and men with sports, artificial intelligence tends to reproduce and amplify these stereotypes instead of fighting them. Yapay zeka çok önemli. Bugün yapay zeka ve makine öğrenimi alanında çalışmalar gösteriyor ki yazılımlar gösterilen imajlarda kadınları ev işleri ve erkekleri sporla eşleştiriyor. Otomatik olarak böyle bir eşleştirme yapılıyor ve bu hem önyargıları kanıtlıyor hem de onları pekiştiriyor ve yayıyor. Maybe a future scientist. Sanıyorum geleceğin bilim insanlarından biri ağlıyor. So if we use robots in the future to shape our world, we think they'd better be programmed by men and women. Kısacası yakın zamanda eğer robotlar geleceğimizi şekillendirecekse bu yazılımların hem erkekler hem de kadınlar tarafından programlanması çok önemli. Finally, since everything starts by education, L'Oréal Foundation has started the Girls in Science program, which we have adapted in Turkey, partnering with Çocuk Istanbul, aiming to change the perception of scientific careers for young boys and girls aged from 9 to 14. Kısacası yakın zamanda eğer robotlar geleceğimizi şekillendirecekse bu yazılımların iki taraf tarafından da programlanması önemli ve son olarak bilimsel hikayemizi biraz daha genişletecek olursak L'Oréal Vakfı Girls in Science yani bilimin kızları için bir program başlattı. Biz bu programı Türkiye'de sahiplenerek Çocuk İstanbul ile işbirliği içinde 9-14 yaş grubu hem kız hem erkek çocuklarında bilim ve bilim insanı ile ilgili ön yargıları kırmak ve onları bilime teşvik etmek amacıyla bir program şeklinde başlattık. Each year we invite public schools for free in this program, and last school year about 4,300 kids benefited from this program. Her yıl devlet okullarına davet ettiğimiz bu programa geçen okul yılında 4,300 çocuk katıldı. So thank you for being with us today. The support of the media and all of you is very important to make the voice of these brilliant women being more heard. Bize katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Bu programlar sayesinde olağanüstü kadınların sesinin yükselmesini ve duyulmasını temin ediyoruz. So I want now to congratulate our fellows for 2018, which you will discover soon, our talented scientists in this country and all around the world, and dear fellows, we expect a lot from you in the international competition to bring a new award to Turkey. Burada size çok teşekkür ediyorum. Birazdan 2018 bursiyerlerimizle tanışacaksınız. Kendileri değerli, yetenekli bilim kadınlarımızı oluşturuyorlar ve onları çok tebrik ediyorum. Sizlerden büyük beklentilerimiz var. Önümüzdeki dönemde yarışmalarda başarılara imza atmanızı bekliyoruz. And as we say, the world needs science, but science needs women. Ve her zaman söylediğimiz gibi dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var. Sağ olun. Laurent Dupuyer. Thanks for your valuable information. That was a very inspiring speech. Evet, Laurent Dupuyer'e ilham verici konuşması ve alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, bildiğiniz gibi bilim kadınları için programı L'Oréal Türkiye ve UNESCO işbirliğiyle hayata geçiriliyor ve programın bu sürdürülebilir başarısının bu güçlü ortaklığa dayandığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Şimdi sahneye değerli yorumlarını dinlemek üzere UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Profesör Doktor Öcal Oğuz'u alkışlarınızla davet ediyorum. Türkçenin Homer'i Dede Korkut anlatıyor. O zaman da bir baba oğlunu evlendirmek ve mürüvvetini görmek istiyor. Oğlum sana nasıl bir kız arayayım, nasıl bir kız bulayım, kimle evlenmek istersin diyor. O da diyor ki, baba bana öyle bir kız alıver ki
Ben ata binmeden o binmiş ola. Ben bir işe eyleme gitmeden o gitmiş ola. Ben o işi bitirmeden o bitirmiş ola. O da diyor ki, oğlum sen kendine bir eş değil, bir yoldaş arıyorsun diyor. Doğrudur baba, ben eşimi aynı zamanda yoldaş olarak arıyorum diyor. Bu Kanturalı, 15. yüzyılda Dede Korkut anlatmış kadın tipini. Step, bozkır, değişkendir. Değişkenlik içinde de asla kalıcı statüleri oluşturmaz ve kimseye pay olarak vermez. Step, başarıyı ödüllendirir ve başarıyı öne çıkarır. Step'in, bozkırın kanunu budur. Türk kültürüne de bu kanun çok yerleşmiştir. Onun için de kadınlara azıcık fırsat verildiği zaman onların ne görkemli başarılar elde ettiği bizim tarihimizde de, yakın tarihimizde de, günümüzde de mevcuttur. Bu bakımdan ben step köklerimizin bugünkü hayatımız ve başarılarımız için iyi bir esin kaynağı olduğunu düşünüyorum ve bu başarıyı alkışlıyorum tabii, yani kadınlarımızın başarısını. Sayın Laurent Dufier ve tabii ki burada gördüğünüz şekliyle UNESCO'nun paydaşı olarak L'Oréal çok önemli bir sosyal sorumluluğu bütün dünyada yerine getiriyor. Ve L'Oréal Türkiye'de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak bizimle kurduğu ilişkiyle çok önemli bir sorumluluğu, çok önemli bir motivasyonu, çok önemli bir desteği yerine getiriyor. Bu bakımdan ben sizlerin huzurunuzda L'Oréal Türkiye'ye, Başkanı Laurent Dufier'in şahsında bütün ekibe, bütün arkadaşlarına hasreten teşekkür ediyorum. Katkıları için, varlıkları için ve destekleri için Türk kadınına. Biz UNESCO olarak neden buradayız? Yani bu UNESCO logosu neden L'Oréal'in yanında? Şöyle anlatayım. Biliyorsunuz UNESCO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Ve 2 Dünya Savaşı'nı yaşamış ve büyük yıkımlardan geçmiş olan dünyada artık savaşmayalım, ön yargıları ortadan kaldıralım, diyalog kuralım düşüncesiyle UNESCO kurulmuştu. Biliyorsunuz UNESCO'nun açılımı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. Dolayısıyla bilim UNESCO'nun temel 3 alanından biridir ve Birleşmiş Milletler'in en önemli görev alanlarından birini UNESCO yürütmektedir bilim alanında da. Bu yönüyle şunu amaçlamıştır UNESCO, eğer insanları eğitimli hale getirirsek, onlar okurlar, yazarlar, ararlar, bulurlar, buluşlar yaparlar. Aradıkları, buldukları buluşları da insanlığın refahına katkı sağlar. Refah düzeyi yükselen insanlar savaşmazlar, konuşurlar, barışırlar ve bu şekilde de insanlığın barışına katkı sağlarlar. Nitekim bizim bir atasözümüz var biliyorsunuz. Yokluk dövüştürür, varlık barıştırır diye. Dolayısıyla UNESCO da aslında bu ideal üzerine kurulmuştur. Bu insanlığın refahı kuşkusuz ki bilimle olacaktır. İnsanlığın ön yargısı kuşkusuz ki eğitimle giderilecektir. İnsanlığın diyaloğu, birlikteliği kuşkusuz kültürel yakınlıklarla, kültürel farkındalıklarla, kültürel zenginlik ve çeşitlilikle kurulacaktır. İşte UNESCO bütün bu faaliyetlerini yapabilmek için paydaşlara ihtiyacı var. UNESCO'nun en temel paydaşı dünyada UNESCO sistemi Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 195 devlettir. Ama yetmez. Çünkü insanlığın pek çok şeye ihtiyacı var ve bütün bunları devlet kaynaklarıyla karşılamak mümkün değil. Aynı zamanda sosyal sorumluluklar ve motivasyonlar lazım. UNESCO sivil toplum kuruluşlarıyla da çok yoğun çalışmaktadır. Ama bunun diğer sacayağının diğer unsuru özel sektör. Eğer özel sektörü motive etmezsek insanlığın bu ulvi değerlerinin yükseltilmesine yönelik olarak orada da başarı sağlayamayız. Dolayısıyla L'Oréal bizim için UNESCO sistematiği açısından özel sektörün en iyi motive olduğu, insanlığın refahı, mutluluğu, diyaloğu ve velhasıl barışı için iyi bir motivasyon unsuru olarak L'Oréal karşımıza çıkıyor ve yıllar boyunca bu sosyal sorumluluk ile bu faaliyetleri yapıyor. Şimdi nedir burada toplanmamıza neden olan? Biraz önce Sayın Dufier'e çok açık ve rakamlarla, örneklerle bize bunu gösterdi. Şu anda pırıl pırıl
her yıl gerçekten geleceğe dönük ümitlerimizi artıracağımız genç bilim kadınlarımız burada yer alıyorlar ve yaptıkları çalışmalarla önemli başarılar elde ediyorlar. Hem adaylıklarıyla hem sonrasındaki süreçleriyle. Şu anda 6 genç bilim kadınımız jürimiz tarafından, jürimiz de burada. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu sayın konuklar gerçekten alanında duayen ve uluslararası toplum tarafından çok iyi tanınan bilim insanlarını seçerek onları jüri üyesi olarak Milli Komisyon'a davet ediyor. Onlarla yaptığı bu çalışmayla seçtiğimiz, yani Milli Komisyon olarak L'Oréal'e bu kişiler, bu adaylar layıktır bu ödüle dediğimizde uluslararası alanda hem onlar yükseliyorlar, Duygu Hanım yanımızda mesela, biz ulusalda ödül veriyoruz. Hemen bir yıl sonra onlar uluslararası alandan da ödül alıyorlar. Demek ki seçimlerimiz çok yerinde. Jüri üyelerimiz gerçekten çok titiz çalışıyorlar ve bize başvuran ağımız diyelim, yani aday ağımız, genç bilim kadınlarımız da sayıca bir hayli yüksek. Aralarından seçmek zor oluyor ama en nitelikli çalışmayı yapan meslektaşlarımızı seçiyoruz. Bu bakımdan biz seçilen genç bilim kadınlarını kutlarken aslında kutladığımız insanlığın geleceği ve bilimini kutluyoruz. Bu başarı da hem L'Oréal'in hem Milli Komisyonumuz için çalışan jüri üyelerimizin hem tabii ki Milli Komisyon personelimizin ve nihayetinde UNESCO'nun biraz önce saymış olduğum eğitimle, bilimle, kültürle, diyalogla, refahla barışı kurabiliriz ideali ve düşüncesi işin temelindedir, motivasyonumuz oradadır. Çevremizde savaşlar var, yıkımlar var. İnsanlık bilim yaparken bilim dışı alanlara kayabiliyor, kaynaklarını oralarda kullanıyor ama bizim seçtiğimiz genç bilim kadınlarının hiçbirinin kaynağı asla bir insanın diğerini öldürmesi için kullanılan kaynaklar değildir. Hiçbir şekilde o tarafları desteklemiyoruz. İnsanı inşa etmeye yönelik kaynakları ve çalışmaları destekliyoruz. Ümit ediyoruz ki UNESCO'nun ideali olan savaşsız bir dünya, yani barışçıl bir dünya, tıpkı savaşların insanların dimağında oluştuğu gibi barış da dimağlarında oluşacak ve daha huzurlu, daha mutlu bir dünyaya bu idealler, bu idealistler sayesinde ulaşacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Sayın Profesör Doktor Öcal Oğuz'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Ben de bugünün heyecanı ile ilgili kendi içsel dünyamdan birkaç anekdot paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Belki hatırlayanlar olabilir, çok eskiden 28 yıl önce, milattan önce mi desem artık bilemiyorum, 1990 yılı Türkiye Güzeli seçilmiştim. Tabii çok genç yaşlarda benzersiz bir deneyim, çok büyük bir heyecan oluyor. Güzelliğin taçlandırıldığı bir rüya. Bugün enteresan bir şekilde benzer duyguları hissettim. Çünkü bugün burada da bu sahnede çok özel bir şekilde bilim kadınlarımızın güzelliklerini taçlandıracağız aslında. Hayatı değiştirme güzelliklerini, bilimi daha ileriye taşıma güzelliklerini, hayatı bambaşka ve cesurca yorumlama güzelliklerini taçlandıracağız. Bu da çok kıymetli, içi çok dolu bir değer. Bugün burası da yine tıpkı güzelliğin taçlandırıldığı bir arena gibi, bir rüya gibi, bu güzel günün bir parçası olmaktan bir kadın olarak tüm kalbimle gurur duyuyorum. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi L'Oréal Türkiye Bilim Kadınları için programında yaşam bilimleri ve malzeme bilimleri kategorilerinde her yıl 6 bilim kadını ödüllendirmekte. Bu yıl ödül törenimizde ödül almaya hak kazanan bilim kadınlarımızdan değerli projelerini anlatmalarını rica ettik. Ne üzerine çalıştıklarını, neyi amaçladıklarını kendi sözleri ve kendi ifadeleriyle bizlere aktarmalarını istedik. Şimdi dilerseniz 2018'in bilim kadınlarıyla Fivis Talk'umuzu başlatalım. Sözü geleceğe ışık tutacak çalışmalarıyla bilim kadınlarımıza bırakalım. Yaptıkları bilimsel çalışma ve araştırmaları hayranlıkla dinleyeceğinize eminim. Alkışlarınızla malzeme bilimleri kategorisinden Sayın Doktor Serim Kayacan İlday.
Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle L'Oréal Vakfı ve UNESCO'ya çok teşekkür ediyorum bu ödülü layık gördükleri için ve jürimize. Ve sizlere de buraya gelip dinleme nezaketini gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben karmaşık sistemleri çalışıyorum. Bu benim temsili resmim. Bu da karmaşık sistemlerin temsili resmi. Ne yapıyorum? Karmaşık bir problemi alıyorum, burada gördüğünüz gibi, ve onu basite indirgeyerek çözmeye çalışıyorum. İşte bana verilen ödül de karmaşık bir sorunu çözmek istememle ilgili bir ödüldü. Genel olarak bu sistemlere baktığımızda farklı ölçeklerde, farklı fiziksel sistemlerde benzer şekilde sağlamaya mukadder bir problemi var bu nanomalzemelerin. Şimdi şurada gördüğünüz topaklara biz atomlardan oluşan topaklardır. Bu az sayıda atomlardan oluşur. Kuantum noktalar deriz. Bu noktaları kullandığınız zaman, bu noktaların büyüklüklerini değiştirdiğiniz zaman renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Fakat problem şu, bunu yapabilmenizi sağlayan şey elektronları, yani elektriği taşıyan malzemeleri bunların içine hapsediyor olmanızdan kaynaklanıyor bu özellik. Dolayısıyla bir cihaz yapmak istediğiniz zaman elektronları çıkartıp oradan iki tane iletken plaka arasında gezdiremiyorsunuz. Dolayısıyla cihazınız çalışmıyor. Ve bu daha önce çözülemez diye bilinen bir problemdi. Ben de dedim ki doktoram sırasında, peki ya şöyle bir yapı yapsak, yani biyolojik sistemlere benzese, mesela uzunlamasına iki plaka arasında gidebilse ama elektronlar aynı zamanda buralarda tutulabilse, canları istediği zaman o alanlara sahip olsalar, canları istediği zaman da bu plakalar üzerinde gidip gelse nasıl olur diye bir soru sorup, doktoramda böyle bir yapı keşfettim. Küçük ölçeğe baktığınız zaman bu yapı gerçekten kuyucuklardan oluşur. Ama büyük ölçeğe baktığınız zaman bu yapı aynı zamanda dikine büyümüştür ve elektronların akımına da sahiptir. Dolayısıyla daha önce çözülemez denilen bir problemi çözmüş oldum. Şimdi bu ödül sayesinde de ben bu malzemeyi kullanarak güneş enerjisini depolayıp elektrik enerjisine çevirmek istiyorum. Ve bunda L'Oréal'in ve UNESCO'nun verdiği bu değerli ödülün katkısı çok büyük olacak. Bunu tabii tek başıma yapmıyorum. Sezin ve Rojin'le yapıyorum. Rojin benim master öğrencim. Sezin doktora sonrası araştırmasını benimle yapan bir meslektaşım. Ve biz bunu yaparken de buradaki değerli bilim kadınlarını, tarihi değiştiren bilim kadınlarını örnek almak istiyoruz. Bu vesileyle buradayken ben özellikle teşekkürlerimi aileme iletmek istiyorum. Kıt kanaat şartlarda 3 tane kız çocuğunu okutmak için her şeyi yapan değerli annem Fatma Kayacan ve değerli babam Mustafa Kayacan'a çok teşekkür ediyorum. Hayatıma daha sonra girmiş anne ve babama da çok teşekkür etmek istiyorum. Müveccel İlday ve Mehmet Doğan İlday, hayatımı son derece kolaylaştıran, bu çalışmaları yaparken her türlü derdime yetişen insanlar. Ayrıca değerli eşim, meslektaşım, yoldaşım, akıl hocam, her şeyim Ömer İlday'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde bu kadar şeyi bir arada yürütüyorum. Ve en büyük teşekkür de minik oğlum Kayra Evranos İlday'a. Annesi çalışması gerektiğinde her zaman anlayışla karşıladı ve destek oldu. Çalışman gerekiyor diye bana destek olduğu için ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve Jülide Hanım'a güzel başlangıç için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Harikasınız. Teşekkürler. Sağ olun. Sayın Doktor Selim Kayacan İlder, çok güzel bir konuşma yaptınız. Hepimizi duygulandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de değerli konuklarımız, alkışlarınızla malzeme bilimleri kategorisinden Sayın Doktor Sündüz Erbaş Çakmak. Müzik.
hoş geldiniz. Öncelikle tabii ki ben de teşekkür etmek istiyorum. Hem L'Oréal'e hem de UNESCO'ya bugünkü mutluluğumu bana yaşattığı için. Ben ne çalışıyorum? L'Oréal ve UNESCO bana ne için destek verdi? Ben bakteriler arasındaki iletişimi anlamaya ve onu çözümleyerek antibiyotiklere alternatif yöntemler geliştirmeye çalışıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Öncelikle bakterilerin bize nasıl zarar verdiğinden bahsetmek istiyorum. Hepimiz hasta olduk ve hepimiz muhtemelen hayatımızın bir döneminde aslında antibiyotik kullandık. Burada sunumuma birkaç tane hastalık koydum. Hepimizin bildiklerini koymaya çalıştım ama bunlar dışında da muhakkak birçok bildiğimiz ve bilmediğimiz hastalıklar var. Tetanoz, kolera, menenjit, bel soğukluğu, tüberküloz gibi hastalıklar hep bakterilerin sebep olduğu hastalıklar. Gıda zehirlenmeleri de aslında bakterilerin sebep olduğu hastalıklar. Yani hepimiz günlük yaşadığımız, duyduğumuz ve mücadele etmek zorunda kaldığımız hastalıkların aslında bakterilerin sebep olduğunu biliyoruz. Bunun dışında da aslında marketten aldığımız bir meyvenin çabucak bozulmasına sebep olan şey de o içinde yaşayan, içine yerleşmiş bakteriler aslında. Bazen bahçemizdeki meyveyi hasat edemeden, daha toplayamadan bozulduğunu görüyoruz, çürüdüğünü görüyoruz. Bunun sebebi de bakteriler. Bunun dışında tarımla uğraşanlar çok iyi bilirler. En büyük sorunlarında ya virüslerdir ya da bakterilerdir. Burada şekilde gördüğünüz, arkada gördüğünüz bir tür aslında bitkilerin maruz kaldığı bir kanser. Ve buna sebep olan da çok iyi çalışılmış bilinen bir bakteri aslında. Yani her yerde bakteriler var, vücudumuzda var, maruz kaldığımız her şeyde var ve onlarla mücadele etmek zorundayız. Nasıl mücadele ediyoruz? Aslında hepimiz biliyoruz nasıl mücadele edildiğini. Biz 100 yıldır yaklaşık antibiyotik kullanarak bakterilerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Arkamda gördüğünüz grafik de aslında bize kullanılan seçilmiş bazı antibiyotikleri veriyor, içeriklerini veriyor onların. 1930'lardan beri farklı farklı antibiyotikler geliştiriliyor, farklı hastalıklar için farklı bakterileri etki etmek üzere. Ama ilginç bir durum var. Yukarıda gördüğünüz işaretlenmiş örneğin şu tip ya da penisilin, herkesin daha çok bildiği penisiline bakın. Şu tarihte keşfedilmiş ve birkaç sene sonra bakteri o antibiyotiğe direnç kazanmış. Direnç kazanması ne demek? Artık o antibiyotiğin işe yaramayacağı anlamına geliyor. O direnç kazanan bakteri türlerinde. Peki bakteriler nasıl direnç kazanıyor? Yani o kullandığımız antibiyotik neden işe yaramıyor? Aslında kamu spotlarında şimdi çok fazla görüyorsunuz. Doktorlar da yazmamaya gayret ediyor. Bunun sebebi direnç kazanmaları ve artık antibiyotiğin etkisiz olması. Nasıl yapıyorlar? Bunun en temel mekanizması aslında birden fazla mekanizma var ama en önemli olanı yanlış kullanıma da bağlı olarak onların dirençli olan mutasyon geçirmiş hallerinin seçilmesi. Bu da şu şekilde oluyor. Bu grafikte anlatmaya çalıştım. Bu gösterimde anlatmaya çalıştım. Birçok bakteri var. Örneğin 1000 tane bakteri var yaralı bölgemizde diyelim. Bir tanesi dirençli bakteri. Normalde bu şekilde yaşıyorlar. Ama biz antibiyotik kullandığımızda bütün bu resimde yeşil olan olarak gösterilen dirençli olmayan bakterileri yok ediyoruz. Ve ortamdaki yiyecekleri, yani besinin tamamını dirençli olan bu bakteriye bırakıyoruz. Yani aslında dirençli türlerin gelişimine izin vermiş oluyoruz antibiyotik kullanarak. Gördüğünüz gibi bir sonraki evrede bütün yeşiller ölmüş. Şu ikinci kutuya bakarsanız bütün yeşil bakteriler, dirençsiz olan bakteriler ölmüş. Daha güçlü, mücadelesi daha zor bakteriler ortamda büyümeye başlamış. Gördüğünüz gibi kırmızı bakterileri. Bu ne demek oluyor? Aslında antibiyotikler, antibiyotik kullanımı doğru bir savaşma yöntemi değil. Peki bakteriler, bu yönteme alternatif bir şey bulmamız gerekiyor. Biz de onun araştırması içerisindeyiz. Bakterilerin nasıl hastalık yaptığını anlarsak bu daha etkili bir yöntem bulabiliriz diye düşünüyoruz. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda aslında şu bulunmuş. Asıl İngilizce terimi quorum sensing olan ve toplum algısı olarak da çevrilebilir bir yöntemle aslında hastalık yapıyorlar bu bakteriler. Nasıl yapıyorlar? Birkaç tane bakteri bir araya geldiğinde konuşuyorlar aslında. Onların kullandıkları kimyasal bir dil var. Bizim sözcüklerimiz gibi onların kullandıkları kimyasal bir dil var. Ve o sözcükler aracılığıyla konuşuyorlar. Fakat çok az sayıda bakteri varsa ortamda hastalık yapmamayı tercih ediyor. Çünkü bağışıklık sistemimiz, yani bakterinin yer aldığı canlının bağışıklık sistemi onları hemen tespit edip onlarla savaş verebiliyor. Çok az sayıda oldukları zaman. Onlar da stratejik olarak
seslerini yükseltene kadar, yani belli bir sayıya ulaşana kadar hastalık yapmadan bekliyorlar. Ve belli bir sayıya geldiklerinde, yani ortamdaki o kimyasal ses gürültüsü belli bir seviyeye geldiğinde hastalık yapmaya başlıyorlar. Belli bir sayıya gelmeden hastalık yapmıyorlar. Ve bunu dediğim gibi kimyasal sözcükler kullanarak yapıyorlar. Bizim amacımız ne? Bu konuşmayı kullanmak istiyoruz aslında. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı olarak gösterdiğim aslında moleküler sözcüklerin temsili. Ve biz onları tespit etmek, yani bakterilerin sayılarını ve konuşmalarını dinlemek, böylelikle onlar belli bir seviyede seslerini yükselttikleri zaman onların sesini kısmak, böylece hastalık yapmalarına engel olmak istiyoruz. Bunu zaten söylediğim gibi seslerini kısarak bir şekilde hastalık yapmalarına engel olmak istiyoruz. Bunu nasıl yapmak istiyoruz? Öncelikle o sözcükleri tanımamız gerekiyor. O sözcüklerin aslında tam olarak kimyasal yapısı şurada gördüğünüz gibi. Bu sadece bir bakterinin ürettiği bir sözcük. Bunun çeşitli fonksiyonlandırılmış halleri var, yani türevleri var. Fakat temel olarak bu kuyruk ve bu baş kısmı hepsinde ortak. Ufak tefek farklılıklar var. Biz istiyoruz ki bu farklılıklardan yararlanarak bu kısımları, bu sözcükleri tanıyalım. Her bakteriyi ayrı ayrı tanıyalım. Çünkü her hastalık farklı farklı bakteriler tarafından, bakteriler sebep oluyor her hastalığa. Onları tanıyalım. Onları önce tespit edelim. Sonra da onları ortamdaki sözcükleri dönüştürerek kimyasal olarak onların bir nevi seslerini kısalım. Kullandığımız aslında yapılar şöyle moleküler paketler ya da moleküler tanıma üniteleri. Onlar bu sözcüklere bağlanıp onları tanıyorlar. Ya bazı kimlerinde raportör olarak bir sinyal veriyorlar bu bakteri ortamda var diye. Ya da diğerlerinde ise bu sözcükleri dönüştürerek, katalitik olarak dönüştürerek onların ortamdaki seslerini azaltmış oluyorlar. Gördüğünüz yapı aslında bir biyolojide bulunan başka canlıların stratejik olarak bakterilerle savaşmak için kullandığı enzimlerin birer taklitleri. Onların kullandıkları mekanizmayı biz çok çok daha küçük moleküllerle taklit etmeye çalışıyoruz. Onlar da yapıda gördüğünüz çinko denilen bu elementi barındırıyorlar. Onlar da benzer bir paket içinde sözcükleri tanıyıp onları hidroliz dediğimiz bir yöntemle dönüştürerek bakterilerin kendi seslerini duymasına engel oluyorlar. Biz de aynı yöntemi stratejik olarak benimseyip onların seslerini azaltmaya çalışıyoruz. Ve böylece onların seslerini azalttığımızda onlar hem kendi seslerini duymuyor oluyorlar. Gördüğünüz gibi bu sözcüğü bu sözcüğe dönüştürüyoruz. Onların anlamadığı bir dile dönüştürüyoruz. Ve böylece hastalık yapacak, stratejik olarak kullanacakları sözcükleri ya da iletişimi ortadan kaldırmış oluyoruz. Ben bunu hep Babil efsanesine benzetirim. Belki duyanlarınız vardır aslında aranızda. Babil efsanesi kimi kutsal kitaplarda da geçen bir efsanedir. Ve efsaneye göre Babil halkı o zaman çok güçlü olduğu dönemde bir kule inşa etmeye karar verirler. Ve derler ki biz bir kule inşa edelim, onu yükseltelim, Tanrı'ya kadar ulaşırız. Öyle bir emelleri olur. Fakat buna Tanrı çok sinirlenir ve onları cezalandırmak için o kulenin yapımında çalışan herkese farklı bir dil konuşturmaya başlar. Ve bu efsaneye göre dillerin doğuşu bu şekilde olur. Ve ben yaptığım çalışmayı biraz buna benzetiyorum. Farklı farklı dilde konuşan bakteriler var ve bizim amacımız aslında onların birbirlerini duymasına engel olmak. Böylece insanlığın sonunu getirebilecek bir kule inşa etmelerine engel olmak. Umarım başarılı oluruz diye düşünüyorum. Ve elbette son olarak da destekleri için hem L'Oréal'e hem de UNESCO'ya çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir ödül çünkü kadınlara verilen bir ödül olduğu için. Aileme özellikle teşekkür ediyorum. Anne anne diye bağıran kızım vardı. Çok destek oluyor bana her zaman. Teşekkür ediyorum. Sizlere de bize bugünümüzde yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sayın Doktor Sündüz Erbaş Çakmak'a çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmalarından ötürü. Ve şimdi de alkışlarınızla malzeme bilimleri kategorisinden Sayın Doçent Doktor Yasemin Yüksel Durmaz'ı sahneye davet ediyoruz. (Gülüyor)
merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de öncelikle RORAL Türkiye ve UNESCO'ya teşekkür etmek istiyorum bu anlamlı programdan dolayı. Ben size bugün moleküler bombalardan bahsedeceğim. Öyle moleküller ki kanser dokusunun içine yerleştirip patlatabileceğiniz bombalardan bahsediyorum. Nasıl yapacağız bunu? Aslında hepinizin biraz aşina olduğu bir teknik. Ultrason kullanıyoruz, yani ses dalgaları. Klinik olarak kullandığınız ultrason başlıklarının belli sayıda olanının bir araya gelerek belli bir noktaya odaklandığı bir teknik. Bu teknik histotripsi olarak biliniyor, yani yumuşak doku parçalanma tekniği. Güzel tarafı, ses dalgalarının, kısa ve yüksek yoğunluklu ses dalgalarının bir noktaya odaklanması ve bu noktada hali hazırda çözülmüş olana bulunan gaz baloncuklarını kullanması. Hepimizin vücudunda aslında küçük çözülmüş gaz molekülleri var. Bu ultrason ses dalgaları bu gaz moleküllerini alıyor, çok daha büyük baloncuklar haline getiriyor. Daha sonra baloncuk öbekleri haline getiriyor ve nihayetinde patlatıyor. Patladığında açığa çıkan enerji hücrenin de patlamasına neden oluyor. Şekilde de göreceğiniz gibi aslında açık pembe olan bir tümör dokusu, histotripsiyle odaklanılmış ve temizlenilmiş dokuda hemen yanında görebilirsiniz. Sınırları çok belli. Güzel tarafı bir katı oluşturmuyor. Yani aslında tümörü aşındırarak ve sıvılaştırarak zamanla uzaklaştırmış oluyorsunuz. Sağlıklı dokuya zarar vermeden. Bunun benzeri tedavilerin hepsinde ısı kullanılır bir şekilde, radyo frekansta ya da lazerde ve doğal olarak dokuyu aslında pişirirsiniz. Ve sağlıklı dokudaki sıcaklık 65 derecenin üstüne çıkar neredeyse. Histotripside bir ısı çıkışı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla zararsız denilebilecek bir teknik. Tek sınırlaması var, yani tamamen zararsız, risksiz diyebilmemiz için tek bir sınırlama var. Burada kullanılan ses dalgalarının basıncı çok yüksek. Yani bu ne demek? Tedavi yapacak olan operatörün gerçekten nereyi uzaklaştırmak istediğini çok iyi bilmesi demek. Bunun için genellikle ikinci bir görüntüleme tekniğiyle desteklenilir. Ama bazen bazı kanser tipleri için kullandığınız o görüntüleme tekniği doğru teknik olmayabilir. Dolayısıyla tamamen risksiz diyebilmek için aşılması gereken bir problem yüksek basınç değeri. Histotripsi şu anda üçüncü klinik safhaya gelmiş bir uygulama. Yani Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi'nin onayını almak üzere FDA olarak bildiğimiz sistem. Üçüncü klinik aşamada, yani 2013 yılından beri insanlar üzerinde denenen bir teknik bu. Ben bu projeye 2010 yılında dahil oldum. University of Michigan'da çalışırken, yani doktora sonrası araştırmalarım süresinde bana bu eşik basıncını düşürecek moleküler bir tasarım yapabilir misin denildi. O zaman düşünce şeklim şuydu, bunun için bu gördüğünüz nano damlacıkları tasarladım aslında. Şöyle düşündüm, eğer histotripsi vücutta çözülmüş gaz moleküllerini alıp onları çok daha büyük baloncuklar haline dönüştürmek için yüksek basınca ihtiyaç duyuyorsa, ben içeriye hali hazırda gaz gönderebilirsem, daha büyük boyutlu, onu daha da büyütebilmek için çok daha düşük bir basınca ihtiyaç duyar. Ama bir gazı bir yere hapsetmek, özellikle bir molekülün içine hapsetmek işte kolay bir iş değil. O zaman oda koşullarında sıvı ama vücutta gaz olabilecek bir şey kullanabilirim. Yani uçucu bir sıvı kullanabilirim. Burada gördüğünüz nano damlacıkların içinde ultrason sinyali verebilecek uçucu bir sıvı var. Ama 37 derecede vücuda girdiğinde gaza dönüşüyor. Ve dolayısıyla başlangıçta elinizde 300 nanometrelik bir balon var. Artık bunu şişirip patlatacaksınız ve açığa çıkan enerji bu şekilde parçalayacak. Bir diğer noktayda, eğer nano dropletleri, yani buradaki nano damlacıkların yüzeyini kanseri tanıyacak şekilde programlayabilirsem, hipotezimize göre vücuda verildiklerinde sadece kanserli dokuda birikecekleri için operatör geniş bir alanı tarasa bile sadece bombalar kanser dokusunda olduğu için patlama orada gerçekleşecek. Ve düşük basınçta çalıştığımız için ortadan yararlı dokuya, sağlıklı dokuya zarar verme riskini tamamen kaldırmış olacağız. Ama aslında her şey çok iyi gitti. Nano dropletler gerçekten eşik basıncını 1/3 oranında düşürdüler. Yani normalde 35 megapaskal olan değeri 11 megapaskala kadar düşürmeyi başardık. Ve bunu seçici olarak da yapmayı başardık. Ama sentezleri çok zordu. İlk sentezlediğimde bütün
geceyi laboratuvarda geçirmek zorunda kaldım. Yaklaşık 48 saat sürüyordu sentezleri. Bunun daha kolay bir yolu olmalı. Hele histotripsi gibi 3. klinik safhaya geçmiş bir teknikte kullanılacak bir azaran tasarlamak istiyorsanız çok daha pratik olmalı. Raf ömürleri çok kısaydı. Çözelti halinde elde ediyorsunuz ve içinde uçucu bir sıvı var. Soğukta saklamanız lazım. 200-300 nanometre civarı elde ediyorduk ama güncel araştırmalar gösteriyor ki küçük olanlar tümörde daha iyi birikiyor. Ve doz ayarlaması yapamıyorduk. Ne kadar içine ultrason aktif malzeme koyduğumuzu hiçbir zaman belirleyemiyorduk. Bunun için o kadar pratik bir şey olsun ki, yani hepinizin lisedeki kimya bilgisiyle A artı B, C'yi versin ve sistemden çok kolay bir şekilde çekebilelim. Bunun için nanokapları yaptık. Bu projemizde nanokaplarla ilgili. Bu nanokaplarda da gerçekten A ile B'yi karıştırdığımızda çözünür, berrak bir çözelti. Ama ultrason aktif molekül kapın içine girdiğinde çöken çözelti bizim moleküler bombalarımız oluyor. Ve çok kolay bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Yani bu dondurma külahlarının içine dondurma koymak kadar kolay. Yarım saat içerisinde gerçekleşen bir reaksiyon. Boyutları daha küçük, 50 nanometre civarı elde edebiliyoruz. Bu tümörde çok daha iyi birikecekleri anlamına geliyor. Biyouyumlular, sağlıklı dokuya zarar vermiyorlar. Kan hücreleriyle negatif olarak etkileşmiyorlar. Ve histotripsi etkinliklerine baktığımız zaman nanodropletler kadar etkin çalışabiliyorlar. Daha düşük konsantrasyonda onlar da eşik basıncını düşürmeyi başarıyorlar. Şimdi histotripsi gibi gelecek vadeden ve yakında markette olmasını umduğumuz bir tedavi yönteminde kullanılan var olan tek ajanların o derece pratik ve hızlı gelişmesini istiyoruz biz. Bu noktada L'Oréal'in desteği bizim için çok önemli çünkü çalışmalarımızın temelini oluşturuyor aslında. Onun için kendilerine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Öte taraftan daha kapsamlı bir projeyle TÜBİTAK bilimsel ve teknolojik araştırma projelerine başvurduk ve destek almaya hak kazandık. Artık projemizin başka bir fon kaynağı da var. Ve ortak bir projeyle Amerika'nın Ulusal Sağlık Örgütü'ne başvurduk. Amacımız çok daha hızlı ve ivme kazanmış bir araştırma yapmak. Dolayısıyla dünden bu yana sıklıkla belirtiyoruz. Araştırma aslında bir ekip işi. Onun için ekibe teşekkür etmek istiyorum. Özellikle öğrencilerim Erhan, Ezgi ve Gülden'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi pırıl pırıl çalışkan, azimli gençler. İnsan daha çok umut ediyor geleceğe dair. Öte taraftan ekip sadece tabii ki bilimsel tarafta kalanlar değil, aileme de sonsuz teşekkürler. Eşime, aynı zamanda bilim insanı olan eşime özel teşekkürlerimi iletiyorum. Bu yolda hiç elimi bırakmadığı ve desteğini esirgemediği için. Son olarak da ekibin en küçük üyesine teşekkür etmek istiyorum. Oğlum Eren'e, henüz 5 yaşında ama bazen olması gerektiğinden daha sabırlı olabiliyor. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Doçent Doktor Yasemin Yüksel Durmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de FÜVİS Talks Yaşam Bilimleri kategorisiyle devam ediyor. Alkışlarınızla Sayın Doktor Ceyda Açılan Ayhan. Merhaba. Bugün size sentrozom kümelerinin dağılmasında NEK2A kinaz hedeflerinin belirlenmesi adlı, şimdi yabancı dil gibi gelen kulağa ama umuyorum 8 dakikanın sonunda sizlere artık bir şey ifade etmeye başlayacak sunumumu sunacağım. Ben bir kanser moleküler biyoloğuyum. O yüzden size birazcık kanserden bahsetmek istiyorum. Kanser sadece bir hastalık değildir.
herkesin kanseri farklıdır. Nasıl herkesin parmak izi birbirinden farklıysa, herkesin kanseri de birbirinden o derece farklıdır. Kanser zaman içinde çok çok yavaş bir şekilde uzun uzun yıllar boyunca gelişir. O yüzden yaşlılık dönemi hastalığıdır. Çeşitli faktörlerden, stresten, ilaç kullanımından, yediklerimizden, güneşten, DNA'mızda bir değişiklik meydana gelir. Biz bu değişikliğe mutasyon diyoruz. Zaman içerisinde yıllar geçer, bir mutasyon daha olur. Yıllar geçer, bir mutasyon daha, bir mutasyon daha. Derken o sağlıklı hücre artık hiçbir dur emrine boyun eğmeden bağımsızlığını ilan eder ve sonsuza kadar bölünmeyi hedefler. Milyonlara ulaştığında da artık tümör dediğimiz yapıyı oluşturur. Şimdi size bir grafik gösteriyorum. Biraz karışık gibi gelecek ama sizinle beraber yürüyeceğim. Burada 1930'dan 2005 yılına kadar kadınlar için kanser ölüm oranlarını gösteriyorum size. Over ve pankreas kanserine baktığımızda neredeyse hiç değişmemiş. Milyonlarca dolar, onlar yüzlerce doktor öğrencisi, binlerce yayın ama biz neredeyse başladığımız noktadayız. Mide kanserine baktığımız zaman çok iyi yol kat ettiğimizi görüyoruz. Burada ne olduğuna baktığımızdaysa buzdolabının icat edildiğini, evlerde kullanılmaya başlandığını, yiyeceklerin artık bozulmadığını, dolayısıyla mide kanseri vakalarının düştüğünü görüyoruz. Bu sebeple aslında kanser araştırmaları konusunda buzdolabının icadının belki de en önemli buluş olduğunu söylesek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Artan sigara kullanımına bağlı olarak artan akciğer ve bronş kanserlerini görüyoruz. Ama ben size burada memedeki istikrarlı ve küçük de olsa aslında çok şey ifade eden sayıca düşüşten birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü biz ilk başta kanseri olduğu yere göre sınıflandırdık. Meme, pankreas, over, historik olarak, tarihsel olarak. Ancak geldiğimiz teknolojiyle beraber artık alt sınıflara ayırabiliyoruz. Mesela meme için epidermal büyüme hormonu pozitif mi? Östrojen reseptörü pozitif mi? Progesteron reseptörü pozitif mi? Eğer pozitifse insanlara ona özgü ilaç veriyoruz. Bayağı da iyiyiz bu konuda. İyi sonuçlar alıyoruz. İlaçlarımız çalışıyor. Ama bir kanser hastası, meme kanseri hastası, üçü içinde negatifse, ki biz bunlara triple negatif diyoruz, işte o zaman doktorların biraz eli kolu bağlanıyor. Ve de konvansiyonel kemoterapi dediğimiz metotlardan başka ilaç yok kullanabilecekleri. Bu hem hasta için hem yakınları için oldukça yıkıcı, yıpratıcı, zor bir süreç. Ne yapıyor konvansiyonel kemoterapi metotları? Kanserle ilgili bildiğimiz tek şeyi hedefliyor. Ne yapar kanser hücresi? Bölünür. O zaman hücre bölünmesini durduralım. Çalışıyor. Lakin bizim normal hücrelerimiz yok mu? Bölünen var. Peki onlar hedeflenmez mi? Bu ilaçlardan etkilenmez mi? Etkilenir. O yüzden insanların saçları dökülüyor. O yüzden tırnakları kötüleşiyor, uzamıyor. Çünkü bunlar da canlı dokular. Bunlar da bölünen dokular. Onlar da etkileniyor. O yüzden gelinen günümüz teknolojisinde artık hedefimiz sadece kanser dokusunu hedeflemek ve yanındaki canlı dokuya, normal dokuya zarar vermemek. Bir insanda, diğer insanda oluşan mutasyonlar farklı olacağı için hücrenin içine bakıp o bir Ali Bey ile Ahmet Bey'e aynı ilacı vermemek. İşte ben de projemde bunu hedefliyorum. Nihai amacım bu. Hücre bölünmesi dedik. Ben size kısaca hücre bölümü aşamalarından bahsetmek istiyorum. Hücremizin çekirdeğinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda DNA dediğimiz bir iplikçik var. Ve biz bu ipliği boyayabiliyoruz. Mikroskop altında bakıp gözlemleyebiliyoruz. Bölünmeyen bu hücrede çekirdek böyle görünür. Lakin hücre bölünmeye karar verdiği zaman kromozom DNA'sı makara gibi proteinlerin etrafına sarılır. Biraz daha kompaktlaşır ve görünür hale gelir. Biz bu haline çok ileri gittim. Kromozom diyoruz burada görülen haline. Sonra hücrenin ortasında ip gibi dizilirler ve de iki eşit parçaya
oldukça düzgün bir şekilde bölünürler. Bu normal hücrelerin yaptığı. Kanser hücrelerinde bazı bozukluklar görülür. Bu kadar her şey mükemmel gitmez. İki, burada mesela iki kromozom kütlesini birbirine bağlayan bir DNA ipliği görüyorsunuz. Ve bu DNA ipliği tam ortadan birleştiği yerden kopamayacağı için eşit olmayan dağılım buna bağlı olarak eşit bir hücreye fazla DNA, birine az DNA, birine fazla bilgi, diğerine az bilgi gider. Diğer yandan mesela burada geciken kromozomları görüyoruz. Bunlar eşit dağılmayacağı için hücrelere bilgi dağılımı eşit olmaz. Yine başka bir yerde çok kutuplu bölünmeleri görüyoruz. Burada bir hücre 3'e bölünürken burada 1, 2, 3, 4, 5'e bölünüyor. Dolayısıyla bilginin eşit dağılması mümkün değil. Şimdi ben de bu sonuncusu üzerine daha çok yoğunlaşıyorum. Size biraz bundan bahsedeceğim. Az önce gösterdiğimin aynısını gösteriyorum. Sadece burada ip gibi dizilmiş kromozomlar mavi görünüyor. İşte bu kromozomları ayıran sentrozom dediğimiz, bu bir gerçek mikroskop imajı, organeller var. Bu sentrozomlar bir ağ atıp o kromozomları kendine doğru çekiyor. Burada gördüğünüz gibi normal bir hücrede ikiye bölünüyorlar. Fakat kanser hücrelerinde genellikle 2'den fazla sentrozom var. 5, 10, 20 ve her sentrozom kendi ağına atıp kromozomları kendine doğru çekiyor. Ve dolayısıyla hücre daha fazla kutuba bölünüyor, daha fazla hücreye bölünüyor. Ama şimdi tekrar düşünelim. Her şeyini ikiye katlamış, ikiye çıkarmış bir hücrenin 5'e bölündüğünü düşünün. Eşit bölünme değil ama bir şeyler azaldı. Bir daha 5'e bölündü, 3'e bölündü. Daha da azaldı. Eninde sonunda o kadar çok bilgi kaybı olur ki bu hücre ölüme mahkumdur. Dolayısıyla bu kanser hücrelerinin hiç istediği bir şey değil. Ve kanser hücreleri çok akıllı. Ne yapıyorlar? Bu sentrozomları kümeleyerek yine ikiye bölünüyorlar. İşte benim çalışmalarımda NEK2A adlı bir proteinin hücrenin bu çok kutuplulukla iki kutupluluk arasında gidip gelmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Bir rol oynadığını gösterdi. Ve ben de bu proteinin hedeflerini, nasıl çalıştığını bularak umut ediyorum ki kanser hücrelerinin bu akıllılığı yapmasının önüne geçip çok kutuplu bölünmesini sağlayarak eninde sonunda ölüme sürükleyeceğimi hayal ediyorum. Ama normal hücrelerde sadece iki sentrozom olacağı için onların da etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim amacım her kanser hastasına çare olmak değil. Ama fazla sentrozomu olan kanser hastalarına belki de bir gün umut olabilecek bir tedavi yöntemiyle gelmek ve onlar için bir çare olabilmek. Ve şunu da söyleyeyim, kanserde fazla sentrozom görünme olasılığı da oldukça sıktır. Her tür kanser türünde de gözlemlenen bir anormalliktir. Konuşmam bu kadar. L'Oréal UNESCO'ya desteği için, beni dinlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim. Sayın Doktor Ceyda Açılan Ayhan'a çok teşekkür ediyoruz ve değerli konuklarımız, şimdi de yaşam bilimleri kategorisinde alkışlarınızla Sayın Doktor Nurcan Tunçba. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün ben önce çalışma alanımdan biraz bahsetmek istiyorum. Çalışma alanım hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik. Bu alan interdisipliner bir alan. Yani mühendislik, bilgisayar bilimleri, biyoloji, istatistik,
gibi alanların kesiştiği bir disiplinler arası alan. Kaliforniya Teknik Üniversitesi'nden Profesör Arnold'un da tanımladığı gibi biyolojiden ilham alan aslında bir mühendisim ben de. Baktığımız zaman vücudumuza çeşitli seviyelerde birbiriyle irtibat halinde olan birçok ağdan oluşur. Hepimiz sosyal medyaya hakimiz, hepimizin arkadaşları, takipçileri var. Bunu biraz da kişisel seviyede baktığımız zaman vücudumuzda da yine organlarımız birbiriyle etkileşim halinde. Örneğin ben şu an konuşurken beynim, kalbim, kalp atışım yüksek şu anda, beynimden sinyal geliyor ve bu tür bir ağ oluşuyor. Daha da yakınlaştığımız zaman hücreler arasında bir etkileşim ağı var. Ve hücrelerin içine de baktığımız zaman moleküller arasında birçok etkileşim gerçekleşiyor. Şu anda hepimizde binlerce reaksiyon gerçekleşiyor hücrenin görevini yerine getirmesi için. Ve baktığımız zaman hepimizin genetik materyali çeşitliliğimizi gösteriyor. Ve bunu dört harfli bir alfabe olarak düşünebiliriz. Bu dört harfli alfabe öncelikle başka bir dört harfli alfabeye kopyalanıyor. Ardından bu dört harfli alfabe 20 harfli olan proteinlerin alfabesine çevriliyor. Ve bu 20 harfli alfabedeki her bir harf amino asitlerdir. Ve amino asitlerin her birinin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları sudan korkan, bazıları suyu seven. Bu tür farklı özellikleri var. Ve bu özellikler en altta gördüğünüz üç boyutlu yapıyı bize anlatır. Ve demin ağlardan bahsettim. Proteinler de sosyal moleküller. Birbirleriyle etkileşerek görevlerini yerine getirirler. Bu etkileşimlerden bazıları kalıcı etkileşimlerdir. Yani protein bağlanacağı partneri bulur ve onunla bağlı kalarak fonksiyonunu gerçekleştirir sürekli. Bazıları ise geçici etkileşimleri sever ve bağlanıp bir partnere, partner proteine ayrılır. Ardından başka bir proteine bağlanır. Böylece sinyali iletir. Genel olarak baktığımız zaman da biz çalışmalarımızda atomik seviyeden moleküler seviyedeki etkileşimlere, moleküler seviyedeki etkileşimlerden de etkileşim ağlarına kadar çeşitli analizler yapabiliyoruz. Bu etkileşim ağlarından bahsederken 10 ya da 20 molekülden değil, on binlerce molekül ve milyonlarca etkileşimden bahsediyoruz. Ve bu büyük etkileşim ağının da içine baktığımız zaman fonksiyonel, biyolojik yolaklar dediğimiz fonksiyonel ağlar var. Ve bunları keşfetmeye çalışıyoruz. Proteinlerin etkileşimlerinden bahsettim. Protein etkileşimlerindeki anormal değişiklikler çeşitli hastalıklara neden oluyor. Bunların içinde de kanser var. Ve bizim projemizin amacı proteinler arasındaki etkileşim ağlarının hastalıklarda nasıl değiştiğini ortaya koymak. Yani tek bir moleküle odaklanmak yerine birçok molekül birbiriyle nasıl hareket ediyor ve hep beraber hastalığa nasıl neden oluyorlar bunu ortaya koymak. Yani hücre içindeki etkileşim ağlarının sağlıklı bir bireyden normal bir bireye, hastalıklı bir bireye nasıl değiştin? Yani o siyah kutu dediğimiz bilinmeyen kısmı nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Ve az önce Ceyda Hoca da bahsetti. Kanser heterojen bir hastalıktır. Yani aynı tür tümöre sahip hastalara aynı terapiyi uyguladığınız zaman bazılarında tedavi etkin, bazılarında herhangi bir etki göremezken bazı hastalarda ise tam tersine bir etki görebiliyoruz ve moleküler seviyedeki veriye baktığımız zaman da hücre içindeki değişiklikler de aynı hastalık olmasına rağmen birbirinden farklı. Burada sadece görüntüye baktığınız zaman her bir hastayı temsil eden bir kolon var ve her biri birbirinden farklı. Ve biz bu hücre içindeki değişiklikleri deneysel olarak farklı seviyelerde ölçebiliyoruz.
Ve bu ölçtüğümüz molekülleri buradaki noktalar olarak düşünürseniz projemizin amacı hücre içine yakınlaşarak hesaplamalı, ileri hesaplamalı yöntemlerle bu ağı yeniden oluşturmak. Yani verilen noktalar üzerinden etkileşim ağlarını kullanarak yeniden hastalık ağlarını oluşturmak. Bu ne için önemli? Yani her bir hastadan aldığımız moleküler izleri etkileşim ağlarına haritaladığımız zaman hastaya özgü ağ modelleri oluşturuyoruz. Ve bu hastaya özgü ağ modellerini birbiriyle karşılaştırdığımız zaman bir grup hasta daha benzer, etkileşim mekanizmaları daha benzer ve aynı terapiye cevap verebilecek hastalar olabilirken bazılarının değişen etkileşim ağları daha farklı ve başka bir gruba koyuyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarının kişiye özgü tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Bu neden önemli? Kişiye özgü tedavi yöntemleri hastaların yaşam kalitesini artırarak normal hayatına dönmesini hızlandırabilir. Ve uyguladığımız hesaplamalı yöntemler de bu amaca hizmet ediyor. Öncelikle ben UNESCO L'Oréal Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Biz bilim alanında adımlarımızı atarken bir basamak daha destekleriyle eklediler buraya. Ve destekleri çok önemli bizim için. Ve son olarak da teşekkür etmek istediğim aslında birçok insan var. Öncelikle akademik hayatımdaki mentorlarıma çok teşekkür etmek isterim. Doktor hocalarım Özlem Keskin ve Atilla Gürsoy ve doktora sonrası mentorlarım Ruth Nusino ve Ernest Frankel. Ardından aileme, tüm arkadaşlarıma akademik hayatım boyunca destekleri için çok teşekkür ederim. Araştırma bir takım çalışması. O yüzden öğrencilerimin destekleri de çok önemliydi. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Mensup olduğum kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü ve Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi ana bilim dalına araştırmalarımı destek oldukları ve kapıları açtıkları için çok teşekkürler. Ben birçok kurumda bulundum. En az 4 sene olmak üzere. Her bir üniversitenin kattığı ayrı bir değer vardı. Bu bütün kurumları da burada listeledim. Tekrar hepsine çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Sayın Doktor Nurcan Tunçbağ, çok teşekkür ediyoruz. Ve yaşam bilimleri kategorisinde alkışlarınızla Sayın Doktor Selvi Durmuş Erim. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben de destekleri için UNESCO L'Oréal'e ve hepinize buraya beni dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hala bizimlesiniz, canlısınız. Son konuşma, size söz veriyorum, sizi konuşma sonuna kadar canlı tutacağım. Tutmak için elimden geleni yapacağım. Benim projem kanser hasta dokularının, yine kanser üzerine, yine ben bir kanser araştırmacısıyım. Ve projem hasta dokularının laboratuvar ortamına alınarak
aslında orijinal hallerini koruyacak bir biçimde üç boyutlu teknolojileri kullanarak büyütülmesi, geliştirilmesi üzerine. Yani tümör organoidlerinin geliştirilmesi ya da başka bir deyişle mini kanserlerin geliştirilmesi üzerine. Öncelikle Ceyda Hocam ve Nurcan Hocam zaten bana çok güzel bir giriş yaptılar. Kanser hastalığından bahsettiler. Zaten hepimiz aslında hayatımızın bir ucundan kansere dokunuyoruz. Zorluğunu, tedavi başarısındaki ihtiyacı eminim hepimiz hissetmişizdir. Ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar ihtiyacımız olduğunu hissetmişizdir. Ve söylediğimiz gibi, diğer hocalarım da söylediği gibi aslında yeni teknolojilerle anladık ki herkesin kanseri birbirinden farklı, herkesin tedavisi birbirinden farklı olmalı. Bu bağlamda benim projemin aslında bir temel oluşturma potansiyeli var. Ve bu anlamda iki tane çok önemli noktaya dokunuyor. Bir tanesi daha iyi, daha efektif ilaçları geliştirebilmek. İkincisi ise kişiye özgü tedavide o kişiye de işe yarayacak doğru ilaçları bulabilmek. İşte benim geliştireceğim projede, amaçladığımız projede hedeflenen bunları, buradaki başarıları arttırmak üzerine. Ama isterseniz gelin bu projenin önemini daha hayatımızda sıradan örneklerle anlamaya çalışalım. Çok sıradan olmasa da diyelim ki içinizden birisi bir bilim kadını, kendinizi bizim yerinize koyun, benim yerime koyun. Uzun yıllar, uzun uğraşlar verdiniz, çok çalıştınız, büyük amaçlarınız var ve L'Oréal de size destek olmaya karar verdi. Evet, oley, yuppi, çok güzel, çok eğlenceli ve heyecanlı bir an yaşıyorsunuz. Bundan sonra akla gelen çok önemli, kritik bir soru bir bayan olarak ne olabilir? Ödül töreninde ne giymeliyim? Değil mi? Aslında kritik bir soru. Sorulardan bir tanesi bir bayan olarak. Ama gelin şöyle bakalım olaya. Yani bir bilim kadınısınız ama siz kendiniz için en güzel kıyafeti bulmak istiyorsunuz. Aynı zamanda hiç vaktiniz yok çünkü bir bilim kadınısınız, çok çalışıyorsunuz. Bir aileniz var, işiniz çok yoğun, öğrencileriniz var ve bu koşuşturmanın içerisinde kendinize en uygun, en güzel kıyafeti bulmak istiyorsunuz. Çok güzel bir çözüm, belki Jülide Hanım çok iyi bilir. Kendinize, yani biz bilim kadınları çok iyi bilmesek de bunu, bir stilistle çalışmaya karar veriyorsunuz. Ama öyle ki çok yoğun olduğunuz için stiliste gitmeye vaktiniz yok. İmkansız. Ama ihtiyacınız olan şey kendi ölçülerinize uygun, sizi en güzel şekilde gösterecek kıyafet. Ne yapabilirsiniz? Şöyle bir çözüm olabilir. Vücut ölçülerinizi içeren, bütün bilgileri içeren bir liste. Artı internetten hızlıca araştırma yapıp beğendiğiniz elbise, kıyafetlerin skeçlerini içeren belli modeller. Bunları stilistinize gönderebilirsiniz ve şöyle diyebilirsiniz. Bunlar benim bilgilerim, bunlar beğendiğim kıyafetler. Benim için en güzel, üzerimde tam oturacak en güzel kıyafeti bana tasarlayıp hazırlar mısın? Sizce o beklediğiniz kıyafetinle karşılaşma şansınız ne kadar yüksek? Var mı fikri olan? Genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ben stilistle çalışmadım daha önce ama genelde kuaförlerde böyle olmuştur. Bugün hariç, bugün çok mutluyum durumumla. Ama genellikle böyle beklediğiniz şey ortaya çıkmaz. Çünkü doğru model yok burada. Oysa bilim kadınısınız, teknolojiyi takip ediyorsunuz ve laboratuvarınızda da bizim üniversitemizde olduğu gibi 3D printer'ınız var. Ve kendi modelinizin olduğunu düşünün. Çok ütopik bir şey ama size şunu göstermeye çalışıyorum. Kendi modelinizin birebir kendi ölçülerinizin olduğu modeli düşünün ve stilistinize bunu gönderiniz. Çünkü vaktiniz yok ama çok zenginsiniz. Kendi modelinizi oluşturabiliyorsunuz. Gönderdiniz ve dediniz ki bu ölçülere uyan en güzel kıyafeti tasarla. Başarı oranı sizce arttı mı? Nasıl?
Artmış mıdır? Evet, değil mi? Çünkü ne? Gerçeğe yakın model. Ne kadar gerçekçiyse o kadar iyi sonuçlara gebe sonuçta bu proses. İşte kanser araştırmalarında yaptığımız da aslında bu. Sorunumuz da aslında bu. Yani günümüze kadar, çok yakın geleceğe kadar asıl sorunumuz neydi biliyor musunuz? Kanser hem ilaç geliştirmede hem kişi özel tedaviye de dokunuyor bu. Bütün temel kanser araştırmalarında kullandığımız modeller, evet kanser hastalarından alınmış örnekler ama yıllar önce alınmış ve bu üç boyutlu yapılarını, yani kanser tümör sonuçta bir üç boyutlu yapı değil mi? Vücudumuzdaki gibi, organlar gibi. Bu yapıyı kaybetmiş, iki boyutlu hale gelen, yani birbirleri arasındaki etkileşimi kaybeden, sadece yanındaki hücreyle konuşabilen bir model. Ve biz bu modeller üzerinde yeni ilaçlar bulmaya çalışıyoruz. Ve üç boyutlu halde insan vücudundaki kanseri hedeflemeye çalışıyorduk. Ve yeni araştırmalar, sinyal yolakları, bütün bu moleküler haberleşmeleri, dillerini anlamaya çalışıyorduk. Sizce ne kadar başarılı olabiliriz? İşte aslında ilaç geliştirme sürecinde de bu kadar başarısızız. On binlerce molekülden bir tane molekül, bir tane ilaç elde edebiliyoruz. Ve bu 12-15 yıllık ağır, uzun vadeli çok büyük takımların çalışması sonucu bu başarıyı elde edebiliyoruz. İşte bizim ihtiyacımız olan daha doğru modeller. Ne kadar doğru model, o kadar yüksek başarı, o kadar doğru ilaç ve o kadar hastaya etki edecek doğru ilacı bulma potansiyelini taşıyor. Tıpkı burada gördüğünüz gibi, buna bir doğru kıyafeti bulma prosesi diyebiliriz. İşte aslında bizim şeyimiz de doğru modeli, kanser araştırmalarında doğru modeli oluşturma, daha üç boyutlu yapısıyla orijinalini temsil eden modelleri oluşturma üzerine. Burada gördüğünüz, ortada gördüğünüz mini tümörler. Başkasının bir bu konuda piyonir olan bir yani öncü olan bir labdan aldığım bir resim görüyorsunuz. Bu gördüğünüz baloncuklar kanser hücresi. Her biri birer hücre ve yanındakilerle bu faz tam net olmayan bölge ise oralarda hücrelerle dolu. Aslında üç boyutlu bir yapı ve bunlar aslında birbirleriyle etkileşiyorlar, konuşuyorlar. Ve siz bunları kullanarak, yani daha doğrusu biz bunları kullanarak yapmaya çalıştığımız şey, kendi toplumumuza özel genetik biyoçeşitliliğimizi doğru şekilde temsil edebilecek. Çünkü bunların da çok önemi var. Kendi genetik yapımızı da temsil edebilecek hastalarımızdan tümör organoidlerini yetiştirilmesi, bu mini kanserlerin yetiştirilmesi, bir biyobanka oluşturulması ve bu biyobankayla yeni kanser ilaçlarını bulduğumuz ilaç adaylarının denenmesi. Ne dedik? Ne kadar doğru model, o kadar yüksek başarı. Gereksiz yere zaman kaybı, masraf ve emek kaybı olmasın. Amacımız bu. Diğer bir amacımız daha ileri aşamalarda yapılabilecek bir şey. Çünkü çok fazla klinik denemelere ihtiyacımız var. Bunun nedeni de insanlarda yani insan denemeleri aşamasına gelmeye daha vaktinin olması. Deneysel aşamalar gerekli. Bu da kişiye özel tedavinin planlanması. Çünkü kanser hastasının kendi kanserini büyütüyoruz değil mi? Hasta İlaç tedavisi almadan önce, daha almadan hangi ilaçların onda etki etmeyeceğini, hangi ilaçların etki edebileceğini tahmin edebileceğimiz doğru, daha güvenilir bir testin geliştirilmesi üzerine. Bu dediğim gibi daha projenin ileriki aşamalarda hedeflediği, gideceği yol. Ama neden olmasın? Olursa da ne kadar güzel olur değil mi? Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağlık, çok teşekkürler. Sayın Doktor Selvi Durmuş Erim, çok teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklarımız, bilim kadınlarımıza ilham verici konuşmaları, hayatlarımızı iyileştirecek ve güzelleştirecek birbirinden değerli projeleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinden etkilenmemek mümkün değil, başarılarına ve adanmışlıklarına hayran olmamak mümkün değil. Kendi adıma tekrar tekrar her birini yürekten tebrik ediyorum. Evet, L'Oréal tüm dünyada 20 yıldır devam eden bilim kadınları için programında her yıl tüm dünyada seçilen bilim kadınları arasından 15 bilim kadını International Rising Star, yani uluslararası yükselen yetenek olarak ayrıca uluslararası ödüllendiriyor. 2017 yılında bilim kadınları için programında ödüle layık görülen Doçent Doktor Duygu Sağ, 2018'de Türkiye'yi temsilen uluslararası yükselen yetenek seçilerek yaşadığımız gururu ikiye katladı. Deneyimlerini paylaşmak üzere kendisini L'Oréal Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Bilge Mercan'la birlikte alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhaba Duygu. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz Duygu'yla sürekli sahneye çıkıyoruz. Edi ile Büdü veya nokta ile virgül gibi olduk. Çok seviyoruz ama her seferinde ben Duygu'dan bin kat daha heyecanlıyım. Çünkü Duygu sahneye daha çok yakışıyor. Ben zaten az sonra buradan ineceğim. Bir kısa ön bilgi vermek istedim. Aslında Jülide Hanım da verdi ama 117 ülke yerel olarak kendi bursiyerlerini belirledikten sonra ne oluyor? Değerli jürimiz bursiyerlerden birini uluslararası yükselen yetenek adayı olarak belirliyor. Sonra yepyeni bir heyecan başlıyor. Duygu'nun yaşadığı gibi ve biraz sonra anlatacağı gibi. Adaylığını yaptıktan sonra resmi olarak heyecan içinde aylarca bekledik. Ben de çünkü L'Oréal'de yeniyim. O heyecanı ben de bu sene ilk defa yaşadım. Heyecan içinde bekledik, WhatsApp'tan yazışıyoruz, arada buluşabiliyorduk. Sürekli konuştuk, ne oldu, açıklandı mı, açıklanmadı mı derken Duygu'nun kazandığını öğrendik. Sonra büyük sevinç, ondan sonra Duygu için macera başladı. Kendisi size bir Paris macerası anlatacak. O günden beri de sürekli aslında sahnelerde her tür ortamda çıkıp bilimin önemini, bilim kadınlarının önemini, projenin önemini, hatta sürdürülebilirlik hakkında bile konuştuğumuz oldu. Çıkıp anlatmaya çalışıyoruz. Ve ben sahneyi hemen Duygu'ya bırakıyorum. Çünkü dediğim gibi o buraya daha çok yakışıyor. Çok teşekkür ederim Bilge. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle değerli 6 bilim kadınımızı tebrik etmekle başlamak istiyorum. Harika konuşmalar yaptılar, harika işler yapıyorlar. Ve hepsi çok değerli ama onlardan içlerinden biri uluslararası düzeyde bizi temsil etmek için seçilecek. Yarışmaya katılacak ve umarım o da kazanacak ve bu gururu ülkemize getirecek. Şimdi eğer kazanırsa başına ne gelecek ondan bahsetmek istiyorum biraz kısaca. Çünkü bir hafta boyunca Paris'te çok kapsamlı eğitim aldık ve güzel törenlerde bulunduk. Onlardan bahsedeceğim, neler yaptık. Paris yakınlarında önce Fontainebleau denen European Center for Executive Development, SEDEP'te 2 gün geçirdik. Biz 15 International Rising Talent ve 5 Laureate ile birlikte, 5 Laureate ile 5 kıtayı temsilen bilim kadınları ve daha önce bu ödülleri almış olan birkaç bilim kadını da bizleydi. 2 gün boyunca eğitim aldık. Ne eğitimi? Yani nasıl iyi lider olunurdan tutun da nasıl iyi sunum yapılır, hatta acting class dediğimiz oyunculuk eğitimi bile aldık. Burada fotoğrafımızı görüyorsunuz ama bu kadar masum göründüğümüze bakmayın. Gerçekten bayağı çılgın 2 gün geçirdik hep beraber. Biraz ondan bahsedeceğim. Sonra Paris'teki tören deneyimlerinden bahsedeceğim size. Beni en çok etkileyen oradaki eğitim Alan Goldsmith denen dünyaca ünlü mental coach tarafından aldığımız liderlik eğitimiydi. Söylediği bir şeyi hiç unutmuyorum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Alan şöyle dedi, bu arada çok zor ikna etmişler gelmesi için, gerçekten çok yoğun, çok ünlü. İyi ki oradaydı, çok şanssız olduğu için. Şöyle dedi, zeka bulaşıcı değildir ama duygular, tutkular ve enerji bulaşıcıdır. Bu yüzden iyi bir lider olmak için
IQ'dan daha fazlasına ihtiyacımız var. EQ'ya ihtiyacımız var. Ve bu nedenle kadınların liderlik potansiyeli daha yüksek dedi. Bir erkek olarak bunu söyledi ve gerçekten çok mutlu oldum bunu söylediğine ve kesinlikle katılıyorum. İçimizdeki gücün farkına varmamız gerekiyor. Elin Dunn bu eğitimi aldıktan sonra bahsettiğim acting class eğitiminden biri bu. Gerçekten orada da nasıl sunum yapabileceğimizi, nasıl ortamda kendimizi göstereceğimizi öğrendik çok eğlenceli bir şekilde. Ondan sonra o iki günlük maceranın akşamı bizi bir ormanda elimizde meşalelerle yürüttüler. Bayağı uzun bir yol. Hava da soğuk. Mart kar yağmıştı ilk gün. Yürüyoruz, yürüyoruz, yol bitmiyor. Amacımız bir restorana ulaşmak. Yürüyoruz, yürüyoruz, yol bitmiyor. En sonunda ulaştık neyse ki hasta olmadan. Ve sonra Fransızların meşhur rakletini deneyimledik orada, Phantom'da o da. Ve ertesi gün Paris'e geldik. Paris'te French Academy of Sciences'a gittik. Herkes istediği zaman gidemiyor buraya. Çok şanslıydık orada bulunduğumuz için. Çok harika bir mimari. Çok özel bir bilim yuvası. Fotoğrafta gördükleriniz 15 uluslararası yükselen yetenek ve daha önce bu ödülü almış birkaç kişi de bizle birlikte. Kütüphaneden bir kare. Kütüphanesi çok etkileyiciydi oranın. Ve orada bu 5 laureate, 5 kıtadan ödülü almış olan daha oturmuş, daha yıllarını bilme vermiş bilim kadınını dinleme fırsatımız oldu. Çok büyüleyici bir ortamdı gerçekten. Ve fotoğrafta da onları görüyorsunuz. Açabilirsem, evet. Beşi burada pırıl pırıl. Tabii o iki gün birlikte çok değişik aktivitelerde bulunduğumuz insanların bilimsel olarak konuşmasını orada dinlemek gerçekten güzel oldu. Çünkü ilk başta sanki aramızdan biri gibi hissettik. Öyle davrandılar gerçekten ama sonra onların bilimsel çalışmalarını dinleyince hayranlığımız daha da kat kat arttı. Umarım biz de onların tattığı bu güzelliği tadabiliriz gelecekte. Ve UNESCO beni yalnız bırakmadı orada. Türkiye Cumhuriyeti UNESCO Daimi Temsilciliğinden Büyükelçi Altay Cengizer ve Yardımcısı Emriye Hanım'la yemek yeme fırsatı buldum. Öğle yemeği. Ve akşam yemeğinde de L'Oréal takımı ve Türk basını beni yalnız bırakmadı. Basının orada olması çok önemliydi. Burada da görüyorum basın mensuplarımızı. Çok teşekkürler burada oldukları için. Çünkü biz bu ödülleri alıyoruz ama siz bunu haber yapmadığınız zaman kimse bunun farkına varmıyor. Ve ben şunu da kendim fark ettim. Sosyal medyada ben ödül günü paylaştığım fotoğraflarda insanlar işte tebrik etti, çok güzel dedi. Ama gazetelerde haber çıkınca daha büyük olay oldu. Bu yüzden basının yaptığı iş çok önemli. Çok teşekkürler Habertürk, Sabah, A Haber, Sözcü ve Hürriyet'ten değerli basın mensupları orada bizimle birlikteydi. Ve ertesi gün Paris'te Hotel Salomon de Rothschild'da Uluslararası Yükselen Yeteneklerin ödül töreni vardı. Biz de giyindik. Tabii L'Oréal her zaman olduğu gibi bizi çok güzel karşıladı. Saçımız, başımız, makyajımız bugün de olduğu gibi kendimizi prenses gibi hissettirdiler. Ve ben Türk kadınının Türk bayrağını yukarı kaldırdığı kolyemi takarak o gün ödülümü orada aldım. Bunu da size göstermek istedim burada. Şimdi teşekkür ederim. Evet, ödül almaya gittim ama hemen ödül alamadık. Önce hepimiz için birer poster yapmışlar çalışmalarımızı anlatan. Çok da profesyoneldi, çok basitleştirerek anlatıyordu yaptığımız işi. Ve bunu bizim tabii oradaki davetlilere sunmamız gerekiyordu ama asıl önemli olay, L'Oréal'in CEO'su Jean-Paul Agon'a bunu sunmamız gerekti. 2 dakika boyunca sunacaktık ve önce onu selamlayacaktık, elini sıkacaktık. Ve onun elini nasıl sıkmamız gerektiğini eğitimi verildi bize. By the way, Lauren, if I did not shake your hand correctly, I'm sorry about it. Ve tabii eğitimi verirken bize bir Amerikalı bir mentor eşlik etti.
neler yapacağımızı söyledi ve o Amerikalı'nın coşkusuyla biz de heyecanlanmayın, aman her şey çok güzel olacak, sakın şöyle yapmayın dedikçe bizim heyecanımız arttı. Artık titreyenler, ayılanlar, bayılanlar orada ama neyse sağ salim bir şekilde Jean-Paul Agon geldi. Ben bonjour dedim, o da bana teşekkür ederim diyerek bitirdi. Ben ona yaptığım işlerden bahsettim. Kısaca dedim ben immünoloğum, yani bağışıklık sistemi bilimcisiyim. Kansere düşmanımız dersek bağışıklık sistemine de ordumuz diyebiliriz. Ben ordumuzu güçlendirerek kanseri yenmeye çalışıyorum dedim. O da takdir ettiğini söyledi. Ondan sonra Jean-Paul Agon'la bir fotoğraf çektirdik hep beraber. 15 uluslararası yükselen yetenek olarak. Ve gerçekten de çok tatlı bir insanmış aslında. Korkulacak biri kesinlikle değilmiş. Ve sonra ödül törenine geçtik. Ödüllerimizi aldık birer birer. L'Oréal'in ve UNESCO'nun üst düzey yöneticileri tarafından ödüllerimiz verildi. Ve yine 15 uluslararası yükselen yetenek olarak fotoğrafımız burada. Ailem de oradaydı. Eşim, oğlum ve dayım beni yalnız bırakmadılar. Oğlumun bu zafer yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğrafı çok beğenildi. Ne yaptığının farkında olduğunu sanmıyorum. Çünkü annem ne iş yapıyor dendiğinde oyuncak almak için bir iş yaptığımı söylüyor. Herhalde ona seviniyordu orada. Ama onun orada benimle olması çok çok önemliydi kesinlikle. Sonra ertesi akşam UNESCO Headquarters'ta, çok muhteşem bir yer UNESCO merkezi. Orada bu 5 Laureate ödülünü aldı ve biz de oradaydık. Bizim de filmlerimiz gösterildi, bugün sizlerin filmin gösterildiği gibi orada. Bu da hep birlikte bir fotoğrafımız. Orada sevgili Burcu Esmersoy bizi yalnız bırakmadı. Jülide Hanım'ın bugün yaptığı gibi. Kendisine de çok teşekkürler. Çünkü sizin yaptığınız da gerçekten çok önemli. Benim Burcu Esmersoy'la olan fotoğrafım bütün fotoğraflarımdan daha çok beğenildi sosyal medyada. Siz duyurduğunuz zaman da çok önemli olacak Jülide Hanım. Bu arada kendinizi şişman hissetmek istiyorsanız Burcu Esmersoy'la bir fotoğraf çektirmenizi öneririm. Sizinle de fotoğraf çektirmek istiyorum. Yine de. Çok spontane oldu ama şundan çok hicap duyuyorum. Hakikaten şimdi 18-19 yaşın böyle duygusallığı ve biraz da şuursuzluğuyla güzellik yarışmasına katılıyorsun ama aslında o kadar spot ışığını hak edecek o yaşta henüz hiçbir üretimin yok. Dolayısıyla ben aslında değer olan sporda, bilimde, eğitimde insanların ışıklarından da o dönemde çaldığımızı düşünüyorum. Sonra üzerine meslek eklendi, biz de eğitimimizi tamamladık vesaire. Fakat hakikaten sizlerin varlığı, sizlerin ışığı tabii ki içi sadece henüz doğmamış bir kavramdan çok daha etkili, çok daha medeniyetimize çok daha büyük faydası var. Onun için sizlerden çaldığımız ışık için özür diliyoruz. Nice nice yanınızda duralım da sizin ışığınız bizi omuzlandırsın, bizim ışığımız da sizi omuzlandırsın. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Jülide Hanım'a, gerçekten çok önemli desteğiniz, çok sağ olun. Ve son fotoğraf, Zafer bizim, yine L'Oréal Türkiye yanımda, Türk basını yanımda. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Bunu neden anlatmak istedim size? Çünkü biliyorum bazılarınız ilham alacak. Ben de sizlerden biriyim. Bunu ben yapabilirsem siz de yapabilirsiniz. Sadece kendinize güvenin, gerçekten isteyin. Ve inanın o zaman hayalleriniz gerçek olur. Çok teşekkürler. Evet, Sayın Doçent Doktor Duygu Sağ, çok teşekkür ediyoruz. Ve bu önemli güne hepimizin heyecanla beklediği ödül töreniyle devam edelim. Evet, malzeme bilimleri kategorisinde ilk ödülü vermek üzere L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Laurent Dufier'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. It's an honor to have you here. Welcome. Ödülün sahibi Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi UNAM
Doktor Serim Kayacan İlday, alkışlarınızla. Tebrikler. Buyurunuz, plaketinizi. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen inmeyiniz. Sol köşede beklerseniz sonunda bir aile fotoğrafı çektireceğiz hep birlikte. Yaşam bilimleri kategorisinde ilk ödülümüzün sahibi Doktor Ceyda Açılan Ayhan. Doktor Ceyda Açılan Ayhan, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden. Monsieur Dufier, please don't leave the stage. We are going to have you here for the family photograph. Thanks for your contribution. Şimdi de malzeme bilimleri kategorisinde ikinci ödülü vermek üzere UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Profesör Doktor Öcal Oğuz'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bu kategoride ödülün sahibi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Doktor Sündüz Erbaş Çakmak, alkışlarınızla. Tebrikler. Değerli konuklarımız, yaşam bilimleri kategorisinde ikinci ödülümüzün sahibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitü Sağlık Bölümü Doktor Nurcan Tunçbağ, alkışlarınızla. Hoş geldiniz, tebrikler. Tebrikler. Sizi de sahnenin soluna rica edelim. Değerli konuklarımız, malzeme bilimleri kategorisinde üçüncü ödülü vermek üzere UNESCO Jüri Başkanı Profesör Doktor Zeki Kaya'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Ve bu ödülümüzün sahibi İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Doçent Doktor Yasemin Yüksel Durmaz. Yaşam bilimleri kategorisiyle devam ediyoruz. Sıradaki ödülümüz İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı. Alkışlarınızla Doktor Selvi Durmuş Bilim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bugün burada bizlerle birlikte olarak programımıza destek veren bütün katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizi hep birlikte bir ortaya rica edelim bir aile fotoğrafı için. Monsieur Dufier, we would like to have you in the middle of the stage for the last photograph. Thank you very much for your contribution. Çok teşekkür ediyoruz. Basından arkadaşlarımız bu aile fotoğrafını çekebilirler. Evet, muhteşem bir onur tablosu dağılmadan bir tane de ben aranıza girmek istiyorum. Bu kadar IQ'su yüksek bir topluluğu zor bulurum Ziya.
Çok teşekkürler. Muhteşem bir gurur tablosu. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl Bilim Kadınları için programının 17. yılında tekrar buluşmak dileğiyle. Unutmayın, dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için tebrikler bir kez daha.